Sayın Başkanım, Barbaros Polaban ismim. Öncelikle birkaç soru soracağım. Akit Televizyonu'ndan katılıyorum programa. Sayın Başkanım, İBB'nin halk ekmek büfeleriyle ilgili hafta içi çeşitli çalışmalarda bulundum. Bizzat ben gittim, röportaj yaptım. Halk ekmek bayi sahipleri özellikle talep ettikleri 400 ekmek varsa ekmeğin karşılığının İBB tarafından 200 tane verildiğini, gönderildiğini söylüyor. Ve bunun yoğunluğa neden olduğundan bahsettiler. Aslında halk ekmek kuyruklarının İBB'nin şu an ihtiyaçları karşılamadığından dolayı kaynaklandığını ilettiler. Böyle bir şey var mı efendim? Sayı olarak normalin üzerine çıkıldığını ben de takip ettim daha önceki verilerle kıyaslandığı zaman. Bu konunun gerçeklik payı nedir, sizden öğrenmek isterim. Efendim, son olarak eklemek istiyorum. Ben toplu taşıma kullanan biriyim ve filyasyon ekiplerinin özellikle yapmış olduğu çalışmalarda toplu taşımadaki COVID virüsü riskinin çok yüksek olduğu söyleniyor ve toplu taşımalar gerçekten çok yoğun. Metrobüsten tutun, tramvaya, aklınıza gelebilecek tüm ulaşım araçları. Eski dönemle kıyaslamak değil asla efendim, yanlış anlamayın ama gerçekten gözle görülür bir yoğunluk var. İnsanlar mı dışarı çıkıyor yoksa İBB'nin mi bu konuda bir araç eksikliği var? Bu konuyla alakalı fikriniz nedir efendim, öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Evet. Şahsını tanımam. Ama temsil ettiğin kurum bir gazete kimliğini taşımıyor. Televizyonu bilemem, hani kurumsal, ben televizyonunuzu takip etmiyorum. Bu kimliği taşımıyor, aynı ismi taşıdığınız için. Bugünkü Akit Gazetesi'nin manşetinin içinde, altında bir haberi okudunuz mu? Hayvan Ekrem yazıyor, okudunuz mu? Onun için ben sizin kurumunuza cevap vermeye tenezzül dahi etmem. Niye? 16 milyon insanın yöneticisine ve 5 milyona yakın insanın oy verdiği bir insana davranış biçimini düzenleyemeyen ve bu konuda kalemi sapkınlaşmış, haber yapma biçimi sapkınlaşmış, dili bozuk, tavırlarla hareket eden bir kuruma bu anlamda cevap vermem. Şunu söyleyeyim, halk ekmek konusunda da gözünüz yanlış görmüş, toplu taşıma konusunda da yorumu belli bir an üzerinden yapan ve her zamanki gibi ne yazık ki vicdan ve adaleti yorumunuzun içine hiç katmadan ön yargılı bir soru sorduğunuzu ifade ederim. Bu söylediklerimin hiçbirinin şahsınızla ilgisi olmadığını da belirtmek isterim. Evet. Efendim? Hanımefendi orada. Yani hanımefendi orada. Ben hani evet. Tele1 televizyondan Rojda Altıntaş ben. Şey soracağım, bu tarz engellemelere rağmen, her geçen gün bu haberleri okuduğumuza rağmen Avrasya anketinin araştırmasına göre oylarınız 58,6'ya yükselmiş. İktidar ve iktidar partisine yakın medya organlarının engelleyemediği konu nedir? Yani bu yükselişin sonuçları neler sizce? Şöyle, yani biz işimizi yapıyoruz. Ama ben şunu da ifade edeyim, yani iktidara tavsiyede bulunayım. Dünyada ve bizim gibi ülkelerde de bu tarz davranışlar aslında iktidarın işine yarar. Tercih eder misiniz? Zerre kadar etmem. Yani siyasi iktidarın, merkezi hükümetin, temsilcilerinin ya da medyasının yaptığı bütün uygulama ve davranışlar aslında benim işime yarar. Ama ben, Allah kalbimi ve ruhumu biliyor ki, zerre istemem. Aslında biz işimizi yapsak, onlar işlerini yapsalar, hatta birbirine fayda verme çabası gösterseler, varsa bir kabiliyetleri, daha ölçülebilir bir kabiliyete erişirler. Belki de o dediğiniz, tabii araştırmadır, görecelidir, doğrudur, yanlıştır demiyorum, kavramların başka kavramlara dönüşmesine, kendi lehlerine dönüşmesine fırsat bile oluşabilir. Ama herhalde bu kafa değişmeyecek, öyle görünüyor. Bu kafa seçimi iptal ettiren kafa, bu kafa işte durduk yere Sirkeci Haydarpaşa'yı kim olduğu belli olmayan birine verme kafası, bu kafa birçok konu yani değişmiyor. Umarım değişir. Ülkemin
ve şehrimin lehine olan şey herkesin işine yapması, işine odaklanması. Dileğim budur. Son ulaşımla ilgili bir soru dedi beyefendi, onu da alıp bitirelim. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Radyo Trafik'te Nur, ben sokağa çıkma kısıtlamaları başladığından beri özellikle kentin akşam trafiği, siz de takip ediyorsunuz, bir kaosa döndü. Bu saat kısıtlamasının İstanbul üzerinde bir düzenlemesiyle ilgili girişiminiz olacak mı? İkincisi, servisçiler bu salgın döneminde iş kaybından şikayet ediyorlar. Top taşımaya dahil edilmek yönünde kimilerinin talebi var ki bu zannediyorum Esenler Belediye Başkanı tarafından da dile getirilmişti. Bununla ilgili bir görüşünüzü rica edeceğim. Son olarak da depreme çok önem veriyorsunuz. Yakın geçmişte İstanbul'da gerçekleşen 5 üzerindeki depremden sonra kent trafiği tamamen kilitlendi ve kimse saatlerce bir yere ulaşamadı. Bir acil durum anında ulaşımın nasıl sağlanacağını planlıyorsunuz. Bununla ilgili görüşlerinizi rica ederim. Yani önce şunu söyleyeyim. Son sorunuzu saatlerce konuşabilirim. Ama şu özü anlamak lazım. Bakın deprem meselesi, ben sağ olsun Sayın Bakan'la 3 kez görüştüm. Ve son görüşmemiz çok olumlu geçti. Meyvelerini de toplayacak toplantılar başladı. Umarım sonuca varır. Ben kendisine şunu söyledim. Siyasi olarak mensubu olduğum partimin genel başkanıyla konuşarak geldim dedim. Şunu sordum. Bakınız, ben şu teklifte bulunacağım. Depremi ayrı bir platforma koyalım. Ve burada siyasi hiçbir mekanizma buradan fayda sağlar duruma dönmesin. Hani siyaset üstü bir akıl ve mecra oluşsun orada. Yani mecliste o madde geçmedi, bu imar konusu geçmedi falan filan değil de başka bir dünya yaratalım ki buna dönük hazırlığımız var. Çalışıyoruz buna. Niçin? Şimdi sizin dediğiniz Ulaştırma Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. İşte ne bileyim... bir takım işte telefon şirketlerini ilgilendiriyor. İşte diğeri yolu beni ilgilendiriyor. Altı onu, üstü bunu falan. Deprem eylem planına siyaset üstü bir bakış ve karar mekanizmasıyla bakıp süreci yönetmeliyiz. Burada en kritik konu dönüşüm meselesidir. Dönüşüm. TOKİ diyor ki 1 milyon konut yaptık kardeşim. 1 milyon konut. Tamam, alkışlıyoruz. Ama hiçbir şey değişmedi. Tehdit duruyor. 800 bin bina var hala İstanbul'da. 2000 öncesi yapılmış. Bu TOKİ'nin yapmasıyla, KİPTAŞ'ın yapmasıyla, Büyükşehir'in yapmasıyla bitmez. Bir seferberlikle imkan sağlanarak, gerekiyorsa 0% kredi, uzun vadeli, kira öder gibi insanların evlerini yenileme fırsatı tanınmalı. Müteahhitle vatandaş arasına kamu kurumunun firmaları, kuruluşları devreye girmeli ve bu süreçte çözüm oluşmalı ve bu şekilde oluşan çözümü, bu şekilde oluşan çözümün İstanbul'u hızlıca 10 yıl içerisinde dönüştürebileceğini iddia ediyorum ben. Her yere TOKİ'yi, KİPTAŞ'ı sokmanın imkanı yok. Bakın ulaşımla ilgili bir kere alınan tedbirlerin bu yığılmayı yaşatacağı net. Yani siz işte 6 ile 9 arası dediğiniz noktada insanların sıkıştırılmış bir seyahat planlaması yapmanın dışında bir yolu yok. Böyle bir ortamda tabii ki yolda, izde inanılmaz bir trafik sıkışıklığı meydana geliyor. Kapanma böyle olmaz. Dünyada örnekleri var. Avrupa yapıyor, ülkeler yapıyor. Kapanma böyle olmaz kardeşim. Kapanma böyle olmaz. Yani... Bu sabah bir espri dinledim. Kapanmayı böyle izleyen bir tiyatrocu anladım dedi. 65 yaş üstü paket servise başlayacak. Yani kavramlar o kadar karmaşık ki inanın böyle olmaz. Son olarak şunu söyleyeyim. Bizim ulaşımda aldığımız tedbirleri kolaylaştıracak bir yol haritası ilerleyen zaman içerisinde pandemiyle mücadelede kesinlikle ve kesinlikle kamunun yanı sıra özel sektörün de mesai düzenlemesiyle mümkün olacaktır. Başka türlüsü olmaz. İstanbul'da bu koşullara kavuşmak zorunluluğumuz vardır. Özellikle pandemi süreciyle ilgili. Son olarak sormadığınız ama sorulan bir soruya size bakarak cevap vereyim. İstanbul'da ulaşım yolcu sayısı normal zamanın, yani Kasım ve Aralık ayı için konuşuyorum özellikle örnek olsun diye. Geçen yıl Kasım ve Aralık sayısının
%45 ile %50 arasında değişen oranlarda olmuştur günlük. Yani geçen sene bu zamanda 100 yolcu taşıyorsak şu anda 45 yolcu taşıyoruz. Geçen seneki otobüs sayısının da yaklaşık 100 ile 200 arasında fazla otobüsle hizmet veriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani biz aslında %105, %110 kapasiteyle otobüs imkanı sunuyoruz. %45-50 oranında yolcu taşımakla beraber. Hatta bir ileri adım daha attık. Dedik ki yani bu dönemde bizim zam yapmamızın bir anlamı yok. Zaten anormal sübvanse ediyoruz. Neredeyse 4 milyar liraya ulaştı. Bu senenin 3,5 milyarı aştı bu senenin ulaşım sübvansiyonu. Normalin iki katı. Bir kuruş da almadık biz hükümetten. Yerel yönetimlere pandemi sürecinde bir kuruş ilave katkı verilmedi. Bir kuruş. Sebebi büyük şehirleri kaybetmesidir. Başka bir sebebi yoktur. Net. Ne yazık ki. Ama ona rağmen yapıyoruz. Dedi ki zam da yapmayalım. Çünkü zaten sübvanse ediyoruz. Zaten %40-45 civarında pandemi süreci tamamlanana kadar biz bunu devam ettirelim fiyatı. Dolmuşa taksiye zam yaptık. Çünkü o da esnaf. Tekeri dönecek yani. Başka şansı yok. Bu bağlamda otobüs yoğunluğu belli anlarda, belli hatlarda olabilir. Buna mani olmak adına ki bunların birçoğu da özellikle halk otobüslerinde bu görüntüleri yaşıyorduk. Şimdi halk otobüsleri de İETT bünyesini alarak tek sistemde yönetime geçiyoruz. Servis araçları konusu açıklaması rasyonel değildir. Malum arkadaş keşke Esenler Belediye Başkanlığı yapsın. Bu tarafa dönüp bana laf yetiştirmekten verdiği bütün beyanlar hatalı, yanlış. Üzülüyorum arkadaşım adına. 500 bin, 600 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetiyor. Yönetsin orayı, başarabiliyorsa onu başarsın. Bizim işe dönüp bir şeyler söyledikçe yerin dibine batıyor. Üzülüyorum. Bir de yalan yanlış bilgilerle. Kendi bilgisi midir? Ona sunulan bilgiler midir? Bunu size söylediğim gibi yüzüne de söyledim. Onu söyleyeyim. Yüzüne de söyledim. Tekrar da söyledim. Birebir de. Çünkü belgeleri gösterdim ona. Bak otobüs sayısı. Bak işte şu kadar adet. Burayı dedim en az 15 yılını sen de biliyorsun. O dönemde görev yaptın dedim. Belbim'in raporu, bu raporu da buna ben oynayabilir miyim dedim. Oynayamazsın dedi. Bak bu rapor, al bak, kurban olayım ya. Benim hakkımda bir şey atacaksan ortaya. Al bak, iste benden, ben bütün bilgileri sana yollarım dedim. Yani hayatım boyunca bilgi almadan fikrimi beyan etmedim. Bilgisi olmayanın fikri olmaz zaten. Ama amacı başka bir şeyse, bağcıyı dövmekse her şeyi söyleyebilir. O manada ben net ifade ediyorum ki servis araçlarının çok az sayıda, belki 70-80 noktada hizmet verme imkanı üzerinden çalışma yapıyoruz. Ama inanın İstanbul ölçeğinde var ya, yani bu hani binde bir desen olmaz yani, o kadar düşük oranlarda etki sağlayabilir. Araç sayısı da 150-200 geçmez. İstanbul'da 20-25 bin servis aracı var. Yani sanki biz 25 bin servis aracına birden bir ulaşım şeyi sağlıyoruz. Mümkün değil öyle bir şey. Yollara araç sığmaz. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu işin sisteme katılması var. Akbil sistemine bağlanması var. Güvenliğinin tedbir alınması var. Ya bir araçta Akbil ile ilgili ufak bir sıkıntı yaşandığından kameradan bilgi alıyoruz ve o kamera üzerinden gerekli uygulamalar yapıyoruz vesaire. Ya servis araçlarının böyle bir sistemi yok ki. Bütün bunlar bir altyapı. Yani akşamdan sabaha ortaya bir söz atıp bu söz üzerinden polemik yaratmanın bir anlamı yok. Ama çalıştığımız bir mevzudur. Ama etki derecesi düşüktür. Şu an uygulanabilirliği de ne yazık ki zayıftır.